Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımızda bir tane arkadaş bizden çapır kombin istedi. Onunla alakalı 3 tane ürün topladım. Alt tarafına isterseniz siz hani kendinize uygun bot veya botunuz varsa, işte çapıra uygun bir bot varsa onunla tamamlayabilirsiniz. Bir dizlikle tamamlayabilirsiniz, bir TH90 pantolonla tamamlayabilirsiniz. Ben açıklamalarda onların linkini koyacağım. Fakat bu tanıtımın içinde onları tanıtmıyorum. Çünkü tanıtımlarımızın içinde zaten TH90 pantolonlar, uyabilecek pantolonlar vardı. Ben Rockcast'tan başlayalım. Kompozit bir yapısı var. Bu kompozit yapısı bunu gerçekten iyi kaslar arasına sokuyor. Çenesindeki, özellikle bu kompozit yapıya alakalı çenesindeki bu çıkıntı, bu ek yeri gerçekten sağlam yapılmış. Zaten biliyorsunuz bel her kaskında Double D bir bağlantı kullanıyor. Bunda da kullanmış. İç tarafında şöyle çıkabilen petleri var. Kompozit bir yapısı var dedim. Şöyle giyerek de bunu göstereyim. Yan tarafında hani şöyle halkaları var. Bu halkaların geçme yeri şu kaskla bir tane pim arasından geçiyor ve ittirdikçe kapanıyor. Yüzünüze göre oturuyor. Şuradaki basarak dışarı doğru çekebiliyorsunuz. Şöyle üstten giyelim. Ayrıca bir tane gözlük almanız gerekebilir. Şöyle şuradan da Double D bir bağlantıyla kapanıyor. Şöyle isterseniz içeriden geçirip kapatabilirsiniz. Ben şimdi kapatmıyorum tabii bunu. Şöyle sesim geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Şöyle yaparak, basarak açabiliyorsunuz bunu. İç tarafındaki şu hassas yapısı sizin hani burnunuzu, ağzınızı korumanızı sağlıyor. Ama tabii ki hani bu kaslar çarptığında ne olur diye düşünürseniz ön taraftan aldığınız için hani çok fazla, en fazla darbeyi bunlar hani çok yararlı kaslar değil. Her zaman full face kaskı önerdiğimizi biliyorsunuz. Ama gerçekten hani şekilli ve güzel kaslardan bir tanesi. Kolaylıkla kapatıp açabilirsiniz. Belirli bir başta zorlanabilirsiniz. Ama sonradan kolaylıkla alışacağınıza eminim. Arka tarafında havalandırma çıkış kanalları var. Kolaylıkla bastırılıp çıkabilmesi için şöyle bir anda kendini iten bir yapısı var daha doğrusu. Şurasından da tekrar bunun ön havalandırma kanalları var. Hani nefessiz kalacağım endişesine kapılmamanız için ön tarafına da hava giriş kanalları yapmışlar. Alt taraftan baktığımızda boynunuza rahatlıkla oturabilecek boyun petleri var. Double D bağlantısı için kayışı burada. İç havalandırma kanalları güzel şekilde yapılmış. Arka çıkış hava kanalları olduğu için de sizi hani hem çok fazla terletmeyecektir hem de sürüş güvenliği açısından hani zaten hani ön tarafında bir şey yok, bir goggle gözlüğü yok. Bu goggle gözlüğü kendinize almanız gerekebilir. İsterseniz siyah seçebilirsiniz, isterseniz şeffaf cam seçebilirsiniz. O tamamen size ait. Şimdi ben Rockcast'tan sonra şu Stewart ceket'e geçelim. Stewart ceket Revit'in bir modeli. Bunların fiyatlarını bildiğiniz gibi hepsinin altına YouTube açıklamaları kısmına yazıyorum. Şöyle giyerek göstereyim bunu. Bu X-Large bir model. İç tarafında, ön tarafında bir sürü havalandırma deliği var. O yüzden hani kış sürüşlerinde de rahatlıkla kullanabilmeniz için içinde iyi bir astar yapmışlar. Bu zaten hem sizi yağmurdan hem de soğuktan koruyacaktır. Ama hani bir kumaştaki verimi verir mi? Çok fazla deliği olduğu için çok fazla hani sizi kış sürüşlerinde çok rahat rahat üşümeden kullanabileceğinizi garanti etmiyorum. CE onaylı yumuşak korumaları var. Bunlar çarptığında sertleşebilen korumalar. Omuzlarında da var. Arkasında herhangi bir koruma yok. Bileklerinde çıt çıtla kapanıyor. Ön tarafında hem bir tane altında çıt çıtı var. Aynı zamanda fermuarla kapanıyor. Bir tane iç cebi var. Astarını şuradan çıkartabiliyorsunuz. Astarını çıkarttığınız zaman arka tarafındaki astar bölümünün üstündeki bölümden sırt korumanızı takabilirsiniz. Bu kısımda da bir tane cebi var. Dediğim gibi bu kısımda da bir tane cebi var. Aynı zamanda çabuk ulaşabilmeniz için, hani şöyle benzincide yarım açtığınız zaman kolay ulaşabilmeniz için şurada da bir tane üst cebi var. Yan tarafındaki cepler zaten fix, birçok montta bulunduğu gibi bunda da bulunuyor. Sırtı da şöyle, sırtını da dönerek göstereyim size.
Şimdi buna uygun eldivene geçelim. Bu kombine uygun eldivene geçelim. Şöyle hemen açalım. Bu Revit'in Boxer H2O modeli. Şöyle ele giyildiği zaman hemen gösterelim. İki parmak ucunda hassasiyet olduğunu görüyorsunuz. Telefon hassasiyeti için yapılmış bunlar. Yani eldivenizi çıkartmadan da kullanabilirsiniz. Baş parmağında, bileğinde, bileğinin dışında korumaları var. Tamamen deri bir eldivendir. Eklem yerlerinde hem körük mekanizması var hem de çok iyi korumalara sahip. Yumruğu gerçekten çok iyi korumaya sahip. Bilekten cırt cırtla kapanıyor. Buradan soğuk geçmemesi için de özellikle şöyle sıkı bir kumaşa, elastik bir kumaşa sahip. Bu da Revit'in Boxer modeli. Boxer H2O modeli. Bu kombinin tüm açıklamalarını, linklerini fiyatlarıyla beraber açıklama kısmına yazıyorum. Hepinize iyi sürüşler.